Aziz ve değerli kardeşlerim, bu dünyada insanlar zalimlere karşı, kötülüğe karşı mücadele ettiğinde çoğu zaman yine o zalimler, o kötüler tarafından belli cezalara çarptırılır. Tecrit edilir, hapise atılır, ne bileyim yani mal mülkü elden alınır. İlla ki durumuna göre kendisine bir zulüm yapılır. Böylesi durumlarda hakkı haykıranların yanında mı yer alacağız? Yoksa aman bize de bir şey dokunmasın da bırakalım ya gitsin mi? Biz gidip zalimlerden yana mı tavır koyacağız? O Müslüman kardeşimizi tecrit mi edeceğiz? Böylesi bir durumda bizim durumumuz nedir? Halimiz nedir? Bu konuda Cenab-ı Allah bir şey söylüyor mu? Tabii ki söylüyorum. Kur'an boşa gelmemiştir. Hatta bazıları kendileri söylemediği gibi, hakkı gerçeği söylemediği gibi sen söylüyorsun diye sana tavsiyede bulunur. E kardeşim ne yapalım? Sen mi düzelteceksin bu dünyayı? Sen mi düzelteceksin bu dünyayı? Sana mı kalmış? Boş ver. Kim ne yaparsa yapsın. Yok böyle bir şey. Yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki men keteme anil hakki fehuve şeytanun ehres. Kim ki hakkın karşısında susar, hakkı söylemez, ketmederse, hakkı haykırmazsa o dilsiz şeytan olarak Allah'ın huzuruna gelir. Var mı öyle bana ne? Var mı öyle hakkı haykıranların yanında yer almamak? Aman efendim 3-5 dünya hayat, 3-5 günlük dünya hayatı için aman bana ne, bana bir zarar gelmesin, ticaretime helal gelmesin de efendim dostlarım bana sırt çevirmesin diye hakka aykıranları bırakıp zalimlerin safından yer almak var mı bunun bir yeri? Var. Kim için var? Kalbinde nifak hastalığı olanlar için var. Kalbinde Allah korkusu olan, Allah sevgisi olan, peygamber sevgisi olan, iman sevgisi olan insanlar her zaman gerçeğin, doğrunun yanında yer alır. Kimmiş kaçan? Ayete bakıyoruz. Maide suresinin 52. ayeti. Feterellezine fi kulubihim meredun yusari'une fihim. Kalbinde hastalık olanlar, nifak hastalığı. Yani iman ettim diyor ama ağzıyla diyor ama kalbi tam tatmin olmamış. Tam gerçeğe bir iman etmemiştir. Böyle kalbinde hastalık olanları görürsün ki diyor yusari'une fihim, öbürlerinin içine kaçarlar hemen. Koşuyorlar, gidiyorlar. Seni yalnız bırakıyorlar. Peygamber'i de yalnız bıraktılar. Tarihte hakkı haykıran alimlerimiz, evliyalarımız var. Onları da yalnız bıraktılar. Sultanlar, hilafet makamını işgal eden sultanlar onları hapishanelere attı. Hapislerde çürüdüler, öldüler. Eğer onlara destekçi olsaydı, eğer herkes hakka haykırmış olsaydı, zalimler bu kadar zulüm edemezlerdi. Firavunlara ben Allah'ım dedirtenler onların zulmüne göz yumanlardır. Evet. Cenab-ı Allah diyor kalbinde hastalık olanları görürsün onların içine kaçarlar seni yalnız bırakırlar. Hakkı söyleyeni tek bırakırlar. Neden? Yekulune nehşe en tusibena daire derler ki zamanın aleyhimize dönüşmesinden korkuyoruz. Bir gün bize de belki bir zarar gelir. O yüzden gerçeğin yanında değil, yanlışın yanında yer alırlar. Ne olursa olsun biz gerçeği hakkı söyleyeceğiz, haykıracağız. Neticeyi Cenab-ı Allah'a bırakırız. Bize eğer bu uğurda bir felaket gelmesini istiyorsa Cenab-ı Allah buna da razıyız, sabredeceğiz. Mükafatını Cenab-ı Allah'tan isteyeceğiz. Ama hiçbir zaman dünya menfaati için yanlış insanlarla yol tutmayacağız. Cenab-ı Allah hepimizi doğrulardan eylesin.